Karşımızda şu an benzen sülfolanma tepkimesini görmekteyiz. Sol tarafta benzenimiz duruyor. Şimdi buna bir miktar sülfürik asit ekledikten sonra benzen sülfonik asit ve yan ürün olarak da su oluşturmuş oluyoruz. Tepkimenin dengede olmasından dolayı sülfürik asidin farklı konsantrasyonlarını kullanarak dengeyi değiştirebiliriz. Eğer derişik sülfürik asit kullanırsanız elbette daha fazla benzen sülfonik asit olacak şekilde dengeyi sağa kaydırmış olursunuz. Ama seyreltik sülfürik asit kullanırsanız ki burada fazla miktarda su bulunuyor bu kez dengeyi sola kaydırmış olursunuz. Bunun tersinir bir tepkim olmasından dolayı bu bazen sentez problemlerinde kullanılmaktadır. Evet şimdi benzen halkamıza bir SO3H grubu yerleştirdiğimiz mekanizmaya bir göz atalım. Burada iki sülfürik asit molekülü bulunuyor. Bu moleküllerden biri asit görevi görecek, diğeri ise baz. Diyelim ki sağdaki molekül asit görevi görecek ve bir proton verecek. Buna karşın soldaki bir baz görevi görüp bir proton alacak. Yani bu ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alacak ve ardından buradaki elektronlar da bu oksijene geçecek. Evet öyleyse bu asit baz tepkimesinin sonucunu bir gösterelim. Üstteki oksijenlere çift bağlara bağlı sülfürümüz burada. Sol tarafta bir OH grubumuz mevcut. Sağ tarafa baktığımız zaman bu oksijenin artık bir protonu daha oluyor ve bu da oksijene artı bir formal yük veriyor. Elektronları takip ettiğimizde bu mor elektron çifti şuradaki bağ oluşturan ve dolayısıyla oksijene artı bir formal yük veren elektronlar oluyor. Tabii asit görevi gören diğer sülfürik asit molekülüne baktığımız zaman burada bir proton kaybına uğruyoruz. Böylece geriye HSO4 eksi olan bir konjüge bas kalıyor. Şöyle HSO4 eksi olacak. Oksijenin üzerinde eksi bir formalük ve şurada da bir OH'ımız var. Buradaki elektronları takip ettiğimizde ise bu kez kırmızı yapalım. Evet, bu kırmızı elektronlar oksijene kapanarak bize HSO4 eksiği vermiş oluyor. Evet, şimdi buradaki sülfürik asitin protonlu versiyonuna geri dönelim. Burada çok iyi bir ayrılan grup olan su molekülünün saklandığını görebiliyoruz. Nitrolama mekanizmasını ele aldığımız videoda gördüğümüze oldukça benzer bir mekanizma. Şimdi burada iyi bir ayrılan grup olan su molekülünü görüyoruz. Bu elektronlar buraya gelip bu elektronların da oksijene geçmesinin ardından ayrılan grubumuz H2O ortaya çıkmış olacak. Evet, şöyle şuraya ortaya çıkan su molekülümüzü çizelim. Aynı şekilde burada da elektronlarımızı belirginleştirelim. Bu mavi elektronların oksijene kapanmasıyla suyu elde etmiş oluyoruz. Şimdi başka neyin oluştuğunu düşündüğümüzde burada aynı şekilde yine üstteki iki oksijene çift bağlı sülfürümüz bulunuyor. Hatta üçüncü bir oksijen daha var. Bu üçüncü oksijenin önceden bağlı olduğu hidrojeni de ekleyelim. Ayrıca bir tane de ortaklanmamış elektron çifti var ki bu da ona artı bir formal yük vermiş oluyor. Evet şimdi bu elektronları takip edelim. Bu kez yeşil olsun. Bu yeşil elektronlar buraya geçerek sülfür ve oksijen arasındaki bu pi bağı oluşturuyorlar. Aslında bu bir sülfür trioksit molekülü. Yani SO3'ün proton kazanmış versiyonu. Sülfür aslında bu iyonun elektrofilik kısmıdır. Tabii bu çizimimde pek belli olmuyor. Fakat oksijenin sülfürden daha elektronegatif olduğunu düşünürsek bu yeşil elektronların oksijene geri döndüğü bir rezonans yapısı düşünebiliriz. Böylece bu sülfürden bir bağ koparmış oluruz ve şöyle bir durum meydana gelir. Alttaki oksijen yeniden iki tane ortaklanmamış elektron çiftine kavuşuyor. Tabii sülfürden bir bağ kopardığımızdan sülfürün artık artı bir formal yükü oluyor sülfürün elektrofilik kısım olduğu artık biraz daha netleşmiş durumda değil mi? İşte elektrofilimiz. Yani elektron eksikliği olanın sülfür olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda soldaki bu versiyonu veya sağdaki bu versiyonu düşünebilirsiniz. Hangisinin olduğunun pek bir önemi yok. Buradaki olay sülfürün bu iki rezonans yapısında da elektron eksikliği bulunmasıdır. Ben sağdaki versiyonu kullanacağım. O zaman mekanizmamızın bir sonraki adımı için SO3'ün proton kazanmış bu versiyonunu yeniden çizmemiz gerek. Bu adımda benzen halkamızı bu versiyonla tepkimeye sokacağız. Öyleyse önce şuraya benzen halkamızı çizelim. Evet, hemen yanına da bu protonlu halini çizelim. İşte sülfür trioksit molekülünün proton kazanmış versiyonu. Tekrarlayacak olursak sülfür bu iyonun elektrofilik kısmı. Şimdi bu pi elektronları nükleofil görevi görecek ve elektrofilimize saldıracak. Takibinde de buradaki elektronlar oksijene geçecek. Şimdi bu nükleofilik saldırının sonucunu gösterelim. Halkamızdaki bu pi elektronları aynı kalıyor. Aynı şekilde buradaki hidrojende de bir değişiklik yok. Evet, bu sefer sülfürle bir bağımız oluyor. Tabii sülfürün de bağlı olduğu oksijenleri şöyle çizmiş olalım. Şurada da bir tane o aşımız olacak. Yine elektronlarımızı belirginleştirecek olursak, buradaki mor pi elektronları nükleofil görevi görüp, bu karbon ve sülfür arasında bir bağ oluşturdu. Tabii bu karbondan bir bağ koparmış olduk. Bu da bu karbonun artı bir formal yük elde ettiğini gösteriyor. İşte ortaya çıkan katyonumuz bu şekilde. Şimdi bu katyon için iki rezonans yapısı daha çizebiliriz ama bunu önceki videolarda görmüştük. Bu yüzden zaman kazanmak için bu rezonans yapılarını buraya çizmeyeceğim. Ama bu elbette sigma kompleksimizi temsil ediyor. Evet, elektrofilik aromatik sübsitüsyondaki bir sonraki adım sigma kompleksimizi protondan arındırmak olacak. Bu durumda şurada bulunan su molekülünün baz görevi göreceğini düşünebiliriz. Yani bu ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alacak ve ardından da buradaki elektronlar şuraya geçerek benzen halkamızı yeniden oluşturacak. Evet, şimdi bunun sonucunu bir gösterelim. Şuraya çizmeye başlarsak Evet şu şekilde benzen halkamızı yeniden oluşturmuş oluyoruz. Tabii benzen halkamıza bağlı olan SO3H bulunuyor. Böylece tepkimemizi tamamlamış olduk. Elektronlarımızı gösterecek olursak, bu kez mavi olsun, şöyle mavi ile işaretlediğim bu elektronlar benzen halkamıza gelerek halkamızı yeniden oluşturdu. Ve böylece ürün olarak benzen sülfonik asit ortaya çıkmış oldu. Evet az önce su molekülünün baz görevi görüp bu protonu aldığını göstermiştik. Tabii bazı ders kitaplarında bu HCO4 eksi anyonunun baz görevi görüp bu protonu aldığını ve sülfürik asit katalizörünü yeniden oluşturduğunu görürsünüz. Sadece düşünmeniz için söyledim. Su muhtemelen HCO4 eksi anyonundan baz olarak biraz daha iyidir. Bu yüzden size bu örnekte suyu göstermek istedim. Ancak bu tepkime tepkimenin içinde bulunduğu koşullarına çok bağlı. Diyelim ki bu tepkimeyi içerisine biraz daha sülfür trioksit ekleyerek yapacaksınız. Yani sülfürik asit moleküllerinden oluşmuş sülfür trioksitin proton kazanmış versiyonu yerine daha fazla sülfür trioksitle tepkimeye başlayabilirsiniz. Öyleyse şuraya sülfür trioksit molekülünü çizelim. Şöyle tüm oksijenlere çift bağla bağlı sülfürümüz var. Şimdi bunu bir miktar sülfürik aside ekleyelim. Tabii bu sülfürik asit sülfür triokside bir proton vermiş olacak. O zaman ilk adımımızı şöyle gösterecek olursak, bu ortaklanmamış elektron çifti sülfürik asitten bir proton alıyor ve ardından buradaki elektronlar da oksijene geçiyor. Evet böylece sülfür trioksitin proton aldığı bu asit baz tepkimesini yan tarafta gösterebiliriz. İşte sülfür trioksitin protonlanmış versiyonu. Yine aynı şekilde elektronlarımızı takip edecek olursak buradaki elektron çifti işte şu protonu alıyor. Tabii bu elbette sülfürik asidimizin konjuge baz olarak hso 4 eksiği oluşturuyor. Böylece bunun mekanizmamızda tıpkı yukarıda gösterdiğimiz gibi tepkimeye girdiğini düşünebilirsiniz. Yani protonlanmış sülfürük trioksiti nasıl elde ettiğimizin bir önemi yok. Gördüğünüz gibi bu da bunu yapmanın diğer yoluydu. Eğer hali hazırda mevcut sülfür trioksitle başlamışsanız büyük ölçüde dengeyi sağa kaydırmış olacaksınız. Şimdi bunu da hızlıca bir gösterelim. Evet sülfürik asidi benzen halkamızla tepkimeye sokuyoruz. Ama bu kez bir miktar sülfür trioksit de ekleyeceğiz. Şöyle şuraya not edelim. SO3 ve bunun protonlanmış versiyonu için gerekli olan katalizörümüz H2SO4 olacak. Evet, şimdi bunu halkamıza eklememizin ardından ürünümüz benzen sülfonik asit ortaya çıkmış oluyor. Tabi SO3'ün eklenmesi ürününüzden daha yüksek bir verim elde edeceğiniz anlamına gelir. Ben size protonlanmış SO3'ün elektrofil olarak görev yaptığını gösterdim. Ancak sülfolama maddesi farklı tepkime koşullarına bağlı olarak protonlanmış SO3 değil, kendi başına sadece SO3 olabilir. Bu yüzden farklı ders kitaplarında farklı sülfolanma mekanizmaları karşınıza çıkabilir. Elbette hocanız hangisini kullanmanızı isterse onu kullanın. Biz bu videoda sadece bir iki tane örnek görmüş olduk.